Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar, ben Enes ve bugün sizler beraber yeniden Strong Muscle Simulator oynayacağız. Bugün Strong Muscle Simulator'a yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Bunu sizler beraber inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen videoya like atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup like atabilirsiniz. Zaten aboneysiniz arkadaşlar. Like atarak videoma destek verebilirsiniz arkadaşlar. Hazırsanız, bunları yaptıysanız videoya başlayalım. Evet, hatırlarsanız birkaç gün önce Faruk TPC'nin yeni çıkarttığı oyunun videosunu atmıştım arkadaşlar. Ve siz de bu oyunu çok sevdiniz. Video çok izlendi. Çok fazla like aldı. Ben dedim güncellemenin de videosunu çekeyim. Neden güncellemeyi de çekmiyorum dedim. Ve şu an karşınızdayım arkadaşlar. Güncellemeyi sizlere kısaca göstereceğim. Güncellemede bir kod gelecekti. Onu da arkadaşlar sizlere bulacağım, göstereceğim. Söylendi mi bilmiyorum ama en kötü bulup göstereceğim. Güncelleme geleli daha 5-10 dakika oldu. Bu yüzden sizlere hemen her şeyi aktarmak istiyorum. İlk öncelikle arkadaşlar teleport sistemine sizlerle değinmek istiyorum. Teleport sistemi mobilde çalışmıyordu arkadaşlar. Hatta biz de bunun sıkıntısını videoda yaşamıştık, teleport niye çalışmıyor diye. Şu an çalışıyor. Mesela arkadaşlar town'a gitmek istersek mobilden teleporttan town'a kolay bir şekilde gidebiliyoruz. Hatta başka yerlere de gidiyor. Onu da göstereyim. Mesela Space'e de geldik şu an. Hemen en başa geri dönelim. Bu mesela en güzel şeylerden biri. Hemen şöyle hatta town'a gidelim arkadaşlar. Onun harici ne geldi? Special diye bir tuş geldi. Ve burada special, yani limited petler veriliyor. Yani limitli petler. Bu petten sadece sanırım bir tane alabiliyorsunuz. Fiyatları birazcık pahalı. Özellikle win olarak ve robux olarak çok pahalılar. Ve 16x veriyor. Yani benim oyunda birkaç, yani 5 saat falan oynadım. Şu an petlerim onlardan çok daha iyi. Yani pet takımımdaki en kötü petler 16 veriyor. Yani sırf pet olsun diye alınır mı? Alınmaz arkadaşlar. Sakın ola ki bence böyle bir şey yapmayın üstelik. Yani 500 Robux'a gidin, Game Pass alın, kendinize daha yararlı olmuş olabilir ama yani kendi kararınız tabii ki de. Onun harici başka neler eklendi? Yeni bir bölüm eklendi arkadaşlar. Şimdi sizlere bu bölümü şöyle göstermek istiyorum. Biliyorsunuz Forest'tan sonra çöl bölümü vardı sanırım. Ondan sonra da böyle volkanik bir bölüm eklendi arkadaşlar. Onu bu videoda gösteremiyorum çünkü en son Rebirth atmıştım. Ben de güncelleme yeni gelir gelmez sizlere videosunu atabilmek için hiç kasılmadan hızlı bir şekilde geldim. Bu videoyu da olabildiğince hızlı bir şekilde yükleyeceğim. Onun harici arkadaşlar şurada bir şelale vardı forest yerinde. Geçenki videoda ben bakmamıştım ama düşünüyordum. Bunun arkasında gizli bir alan var. Ve buraya da sanırım bir şeyler ekleyecekler. Knock knock yazmışlar mesela. Buraya artık bir ödül, chest gibi bir şey ekler arkadaşlar. Bu arada bu oyunu sevdiyseniz şöyle bir like'a abanın arkadaşlar. Güzel bir like gelirse bu oyunda VIP Game Pass'ini almayı planlıyorum arkadaşlar. Birazdan da zaten ona değineceğim. Hemen güncellemenin kalan detaylarıyla ilgilenelim. Başka olarak arkadaşlar oyunda hack sistemleri artık daha da önlenebilir oldu. Yani Faruk Tepeci bize bunları söyledi. Hackerlar azalacak. Hackerlar banlanacak. Yani hack uygulamaları artık çok fazla göremeyeceksiniz dedi. En ufak bir hack görürseniz bana Discord'dan ulaşabilirsiniz demişti arkadaşlar. Çünkü bu oyunda bayağı bir hack yapan var. Özellikle yani hiç olamayacağı, hiç imkansız bir gelişen insanlar var. Yani şimdi günahını almak istemiyorum ama bir sıralama tablolarına gidelim arkadaşlar. Mesela arkadaşlar Rebirth sıralamalarına bakıyoruz ve arkadaşımızın 312 tane Rebirth'ü var. 298, 280, bu kadar Rebirth'ü nasıl attılar? Burada arkadaşlar bazı hack programları kullanıyorlar. Kendisi oyunda kasılamayacağı bir hızla kasılıyor. Hızlı hızlı Rebirth atıyorlar. Büyük ihtimal bu arkadaşlar bunları kullandı. Özellikle oyunda ilk de win verildi. Burada bazı arkadaşlar akıllılık etmiş. Ne yapmışlar biliyor musunuz arkadaşlar? Buradan gelmişler. Tamam, ben buna bir şey demiyorum ama bunun daha şeyi var. Buradan arkadaşlar neyi aldılar? Buradan 2x. Nerede o? Oyuna update geliyor. Evet, oyunu yeniden başlattılar. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Buradan arkadaşlar 2 kat Rebirth satın alıyorlar. Nerede bulamıyorum herhalde ben. Evet, buradan 2x Rebirth satın aldılar. Böylece 2 kat Rebirth attılar. Hızlı hızlı bir sürü win kasıp
bütün Game Pass'leri ilk gün aldılar. Yani oyunda küçük bir adaletsizlik oldu diyebilirim. İlk gün akıllılık edenler tüm Wings'leri alıp hızlıca bütün Game Pass'leri aldı. Bütün Game Pass'leri alan arkadaşlarım var. Yani inanabilirsiniz arkadaşlar bana. Zaten belki siz de almışsınızdır. Şu an belki siz de gülüyorsunuzdur içinizden. Bütün Game Pass'leri aldılar. Bize de sadece bedavayla verilen artı 3 pet takma kaldı mesela bana. Ben bilmiyordum sonradan kaldırılacağını. En kötü geri kasarım dedim. Yani oyunda minik bir adaletsizlik oldu. Buradan Faruk Tepeci'ye sesleniyorum. Yani 15 Rebirth'ü zaten onlar attı. İlk gün akıllılık eden herkese yarar sağlamış oldular bu sayede. Yeni başlayan insanların bu oyunda gelişmesi için saatlerce oynaması lazım. Bence eski haline getirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Onun harici oyunda oyun açıldığından beri bilgisayarını açık bırakanlar var. Yani bunlara helal olsun da ya, bir oyuna bu kadar da abanmak bilmiyorum. Şu an oyunu kötülemiyorum tabii ki de, güzel oyun. Güzel ama 83 saat oynamak ne Metin Kayra YouTube. Evet, bayağı bir oynamışlar. Yani buradaki sıralamaya girmeniz neredeyse imkansız arkadaşlar. 25 saat oynamış yani sonuncu olan arkadaş. Benim şuradan statslarımıza gelirsek 5 saat 15 dakika oynamışız mesela. Onun harici yumurta sıralamasına geliyorum. 127 bin yumurtayı nasıl açtılar? Büyük ihtimal işte hızlı açma var, üçlü açma var. Yani hadi o oldu diyelim ama ben bu kadar rebirth atılmasına harbi karşıyım. Oyunda küçük bir dengesizlik oldu. Onun harici hackler oluyor, uçma eki vesaire. Böyle fazladan güç. Hack açan arkadaş biliyorum. Hatta bana nasıl olduğunu anlattı. Tabii ki de yapmadım. Zaten yapsam buradan görürdünüz. Game Pass'lerin sadece biri var. Her şuradan arkadaşlar otoklik Game Pass'ini sadece 6 win karşılığı alabiliyor. Ama bu normalde 23 win. Yani öyle bir hack var ki arkadaşlar 23 winlik Game Pass'i 6 win'e alabiliyorum dedi. Tüm Game Pass'lerde var dedi. Evet, yani bayağı bir hack vardı oyunda. Umarım bunlar durdurulur diyorum. Yoksa yani oyun sarmaz arkadaşlar. Özellikle sıralama kasacak arkadaşlara, emek veren arkadaşların emeği yani gider. İlk 10'a girebileceğine, ilk 100'e zor girer mesela. Çok oynamasına rağmen. Onun harici yeni bölgeyle beraber yeni petler vesaire geldi. Olabildiğince çok rebirth kasmaya çalışacağım arkadaşlar. Video dışı lütfen like atarak destek verin. Yani çok iyi bir like gelmezse yani hevesim düşüyor, hiç de kasasım kalmıyor. Bu yüzden lütfen bu videoya like atmayı unutmayın. Başka neler eklendi diye bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir de oyundaki bazı lagları fixlemişler. Yani bazı buglar oyunda olabilecek, bazı buglar şu an bazıları düzeltilmiş. Gene bug bulursanız Faruk TPC'ye bildirebilirsiniz Discord'dan. Onları da sonraki güncellemelerde düzeltirler. Her hafta sanırım bir tane güncelleme gelecek oyuna. Bu yüzden her hafta bu oyunun bir videosunu çekmek istiyorum. Güzel bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu güncelleme böyleydi. Güzel bir like atarsanız güncellemenin yeni bölümünü video dışı açacağım. Oradaki yumurtaları da videoya da sizler beraber açacağız. En güzel yumurtalardan çıkarıp en iyi pet takımımızı dizmeye çalışacağız. Lütfen like atarak destek verin. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.